yeryüzünde eşit yurttaşlığın olduğu, Muharrem abinin söylediği gibi barışın olduğu bir ülke dilerken, şöyle bir reel yaşamamıza baktığımızda ise Noel ağacının kutlanmasının yasak olduğu, süslenmesinin, ama 12 yaşındaki kız çocuklarımızın süslenerek gerdeğe 70 yaşındaki o kendi mollalarının koylarına sokulduğu bir anlayışın uygun görüldüğü bir ülkede yaşamak gerçekten zul geliyor artık. Belki yaşımın ilerlemesinden zul geliyor bunlar. Ama her şeye rağmen, her şeye inat, biz ne gülüşlerimizi durduracağız, ne de mücadelemizi durduracağız. Ve önümüzdeki yılın aynen derilerimizin üzülmediği, katliamların olmadığı, Çorumların, Maraşların yaşanmadığı, Dersimlerin yaşanmadığı, Gezilerin, Roboskilerin, Gazilerin, aklınıza hangisi geliyorsa yaşanmadığı bir yıl olmasını istiyorum. Çünkü biz Aleviler takvim yapraklarında anma yapmaktan, her gün ağlamaktan kafamızı kaldıramaz hale gelmiş durumdayız. Ama her şeye inat, biz yasta değil isyandayız diyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz diyoruz. Örgütlenmeye, mücadele etmeye, başımızdaki ceberrutlardan kurtulmaya devam edeceğiz. Geçirdiğimiz yıl ülkemiz açısından, emekçiler açısından, yoksullar açısından, öğrenciler açısından ve tüm halk katmanları açısından çok iç açıcı geçmedi. Ülkemizin içinden geçtiği hem siyasal hem de ekonomik olumsuzluklar toplumumuzun bütün katmanlarını çok ciddi anlamda etkilemektedir. Yoksulluk, sefalet, zam, zulüm, hayat pahalılığı, gazetecilerin tutuklanması, demokrasi değerlerimizin ortadan kaldırılması, buna benzer yeraltı yerüstü zenginliklerimizin talan edilmesi, fabrikalarımızın satılması, bugüne kadar cumhuriyet değerlerimizin tamamına saldırılar, gerici, yoz yobaz bir eğitimin dayatılması. Yani bu yılı ülkemiz açısından ve ülkemizdeki sosyal siyasal katmanların temel insan hak ve özgürlükler açısından çok iyi geçirdiğini söylenemez. Ama her şeye rağmen umudumuzu büyüterek yeni yıla hazırlanacağız ve yeni yılda da ülkemizin önce insani ve toplumsal değerlerinin yeniden ayağa kaldırılması için sahada, alanda bütün toplumsal katmanlarla birlikte temel insan hak ve özgürlükler mücadelesinin sesini yükselterek yaşamımıza devam edeceğiz. Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize ve tüm dünya sınıfla, emekçi halklarına barış, demokrasi, insan hakları getirmesini diliyor, temenni ediyorum. Mücadelenin tam içindeyim. Bu bağlamda Mamak'ta kadınların sesi olma adına ayrıştırmadan sosyal belediyeciliğin işleyeceği, kadın haklarının, örgütlü mücadelenin tam verileceği, değerlerimize sahip çıkılacağı bir yaşam istiyorum. Barış ve özgürlüğün hakim olduğu, sosyal demokrasinin tam işlediği bir belediyecilik anlayışı istiyorum. Ve halkımıza da hak ve hukuktan yana olan bir yönetim anlayışı istiyorum.